Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Bugün karşımızda bir patron var. Veli nimetimiz, patronumuz var burada kendisi. O zaman hemen patron hoş geldin. Hoş geldin. Patron, memnun musun bizden patron? Evet. Nasıl? Şimdilik memnunum. Şimdilik memnunsun. Nasıl abi şeyimiz, performansımız? Performans değerlendirmelerini yıl sonunda alacağız. Yıl sonunda alacaksınız. Raporlar şey, gelin. Ben merak ediyorum, SGK falan yatıyor mu bizim? Ya tabii ki yatıyor. Bizde kesinlikle her şey tam yatıyor. Öyle şey olmaz diyorsun. Öyle şey olmaz. Asgariden göstermiyorsun değil mi? Hayır hayır, her şey tam. İnternetten kontrol edebilirsiniz onu. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğiniz gibi Onur 100 doları basan ilk patron. Şimdi merak eden varsa, bilmeyen varsa nedir bu? Patreon.com'da konsol üstüne girerseniz orada bizim bir takım planlarımız var. Bize destek çıkmak için 3 dolardan 250 dolara kadar bir yelpazede abone olabiliyorsunuz bize ve burada her verdiğin şeye göre, bağışa göre ya da abonelik modeline göre de bizim verdiğimiz bir şeyler var. Onur 100 dolar verdiği için kendisine dedik ki, orada da söylediğimiz üzere, gel seni bir kameraya önüne çıkartacağız, seninle bir video çekeceğiz. Onur'u biz tanımıyoruz önceden. İlk kez bugün tanışıyoruz. Kendisi de gayet delikanlı, gayet efendi. göründüğünden daha yaşlı, daha genç. İnsan. Göründen daha genç olmaz. Göründen daha yaşlı aslında. Doğru ifade. Göründen daha genç oğlum. Göründen daha genç ne demek oğlum? Yaşından daha genç. Tamam bak şimdi. Gerçek güzel. Yaşından daha, daha genç. Kendisi 38 yaşında olduğuna inanabiliyor musunuz? Ben şok geçirdim. Sen çok yaşlısın biliyorsun. Neyse sen konuş bakalım biraz ya. Ya şimdi öyle bir gibi sanki buraya oturmak için 100 doları verdim oturdum arkadaş falan gibi bir şey oldu. Parasıyla nasıl? Değil mi kardeşim? Öyle, öyle, öyle şey oldu, ayıp yok. Yani biz şimdi yani biz bunu gerçekten bu sevdiğiniz bir işi çok güzel yaptığınız için bizim de sevdiğimiz bu camiada gerçekten düzgün bir içerik üreten insanları la beraber bir çorbada tuzumuz olsun hesabı. Eyvallah. Yani parayı bastın geldim gibi değil öyle. Çünkü normalde sen bana Onur, Murat abi ben sizin videoya katılmak istiyorum deseydin. Ben sana kibarca Onurcuğum teşekkür ediyorum. Sağ ol. Doğal olarak. Derdim. Sen bize eski yani ilk konsolosu versiyon 1.0'dan beri takip ediyor muydun? Hayır. Yoksa yeni mi tanıştın? Ben yine? Sizinle bu yeni konsolosuna başladıktan sonra tanıştım. Enteresan. Yani evet. O eski camiadan değilim yani. Yenilerdensin. Evet. Kemikten değil ama kemik olmuş. Şimdi bir tanesi genç görünmekle beraber yaşlılar heyeti bir araya gelince tekrar dedik ki ne yapalım ne konuşalım. Biraz böyle yine eskilere doğru bir gidelim dedik. Ya da bir yad edelim. Eskiden oyunlardan nasıl zevk alıyorduk? Nasıl oyun temin ediyorduk? Ondan sonra bu hayatımız nasıl değişti? Bu arada sen çoluk çocuk sahibi bir adamsın değil mi? Tabii iki tane çocuk. İki tane. Allah bağışlasın. Abi adam valla ben baktıkça şaşırıyorum ya. Yok böyle bir şey. Adam, ya adam... yeni evlendim diyecek falan zannediyorum. İki çocuk bizden çok adam çocuk. Adam hayatın bug'ını çözmüş ben sana söyleyeyim. Orada bir şey var. Ya cheat yapıyor bilmiyorum yani bak. Hatırladığın ilk oyun neydi oynadığın? Evimizdeki Commodore 64'ten başlıyor bizim hikayeler hep genelde. Commodore 64'te böyle çok net hatırladığım, ya ben şunu ne oynadım falan dediğim bir şey yok. Çünkü o zamanlar evet evde bir şey var ama ona ne adapte oldu? Olma çalışmaları var. Şeyleri bile çok sonradan öğreniyorsunuz kafa ayarıymış şeymiş falan. Eve alıyorsunuz bilgisayarcıdan. Eve geliyorsunuz çalışmıyor. Baba neden bu çalışmıyor? Oturup ağlıyorsunuz ondan sonra. Baba böyle bakıyor. Allah Allah niye çalışmıyor? O dönemi geçtikten sonra asıl yani bir şeylerden zevk alarak oynama kısmı herhalde Prince of Persia'larla falan başlıyor biraz. 90'ların başında. PC'de mi Amiga'da mı? Sen de Amiga'da. Amiga'da. Aynen. Amiga'da tape yoktu değil mi? Disket de oldu. Sen ne yaptın ya? Tamam. Hiç kafayarı mafayarı problemi yok ki. Oraya girme, oraya girme. Niye girmiyorsun? Derin konular seni bozar. Neden? Sen PC'ci adamsın oğlum. Amiga'yı bilmezsin ben sen. Ben PC'ci adamım. Tamam PC'ci adamsın. Ya o zaman PC'ci adamdık da yani zaten Amiga'da ne işi olabilirdi ki bir insanı? Yani Commodore 60 bak suratlar nasıl değişti. Bir an geldi böyle bana böyle attı böyle şartlar orada. Gerginlik hali sezdim sende. Tamam oğlum Amiga'da ne işin olur?
Amiga kaç yılı? 90'ların başı değil mi? 88'de tamam, aslında başlasa. 88-93 arası öttürdü. Neyi öttürdü abi? Öttürdü oğlum. Ya neyse, burada şimdi o konuya girmeyeceğim. Niye? Onur işine şey yapmayalım, bölmeyelim. Onur bize anlatıyor. Onur bize anlatıyor. O dönemde onu anlatıyor. Sıra, söz Onur'da lütfen. Senin ne var abi peki o zaman? Yani mesela şey, ilk aklına şey, gelen oyun ne? Boulder Dash, Commodore 64. Deyince aklına mesela Boulder Dash gelir abi benim. Evet, direkt yani baktısı var. Amiga deyince böyle hani şey, milyon şey gelir ama milyon şimdi şey sen söyleyince aklıma o dönemlerde işte disket çektirmek veya kaset çektirmek diye bir kavram vardı yani. Çok üzerinden geçmişizdir ama böyle bir mahalle arasında. Burada da 80'li yılların şekerleri var. Ben bir tane emzik şeker almak istiyorum izninizle. Allah. Buyurun. Ben almayacağım abi, ben şu an. Sen ister misin? Ağzım ıslanmasın. Eskilerden ağzım bir şey ıslanmasın. Alalım evet. Şimdi leblebi tozu alıp boğulmak istemiyorum. Ben şöyle bir ekşi sakız aldım. Ha şey neydi? Ha, ekşi sakız. Evet. Ben bunu hatırlamıyorum ya bu emziği. Ben çok büyük geldi onun. Burada şey bana zin şey kelepçesi büyük geldi bana. Baksana dana gibi yapmış. Bayağı şey ya işte yani. Yanlış anlaşılmasın şeker. Ya o dönemlerde şeydi, mahalle arasında işte iki kişinin gelmiş olduğu bilgisayar dükkanları açıldı. Yani iki kişi bir araya geldi, bilgisayar dükkanı açardı. Evet. Ve şey yani disketleri götürdüm. İşte elinde bir tane liste. Bir liste abi olurdu içeride. Abi. Getirirdi sana. İlk başlarda o getirdiği defterin işte kitabın içerisinde oynayacağınız oyunun resmini bile görmezdiniz. Hı. Sadece size şeylere göre ayırırdı. Platform, i̇şte, adventure. Koşmalı, zıplamalı. Tabii canım, şey bile yoktu öyle. Adventure falan yok, yazmıştı. Yok tür vardı da. Yok da işte ilerlemeli. 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 Aynen. Ondan sonra i̇şte, adventure vardı. İskeletli yani. Bilmem neli işte evet. Falan. Ghost and Goblins Ghost falan and tarzı. Tabii evet. Şöyle bir şey var. Yani o adam onu yazmak için hepsini oynuyor aslında. Yani bir bakıyor muhtemelen. Gelen her oyuna alıp. Çünkü aslında evet. O adamlar bilirdi abi. Yani şey değil öyle. Hani ne oynayayım, ne seversin sen derdi. Şunu sever. O zaman şunu oyna, bunu oyna. Önerirdi. Gerçekten de adamlar gruydu yani. Senin benim gibi adamlar o yalı tutmuşlar. Aslında işin enteresan bir tarafı var düşündüğünüz zaman. Şimdi o adamı, o tarihi düşünün. O tarihi düşünün. O tarihte tabii orijinal oyun tabii ki yok hiçbir şey. Adam o oyunları bir yerden getiriyor sonuç itibariyle. Ne download var ne bir şey var. Adam bunu yurt dışından bir yerden getiriyor. Ben anlatayım sana olayı nasıl olduğunu. Sonra onu çoğaltıyor evet, orada. Hı. Yani bunların hepsi bir çok ciddi bir tabii şey. Tabii. O adam nereden buluyor o zamanlar oyunları? Şimdi Bulgaristan'dan o dönemler, bir yok şey. O dönemler trader denilen bir kavram var. Yani işte Sins dünyasında traderlar var Türkiye'de bu işi yapan. Mesela bir tanesi Zodi'dir eskilerden. Ondan sonra bu adamların işte o zamanlar PTT'de şeyleri var. Kendine ait posta şeyleri var. Kutuları var ait. Dolabın var senin. Ondan sonra böyle çeşitli sin grupları birbirlerine posta adreslerine disket gönderiyor. Bu oyun geldi. İşte Türkiye'deki başka işlerine benim Saints mesela grubu var işte veya Click var. Ona şey gönderiyorsun. Disket gönderiyorsun posta kutusuna. Ondan sonra ay başına gidiyorsun posta kutusunu bir açıyorsun böyle disket yığılıyor. Onlar yine oynar. Sonra herkes çektiriyor işte. Ondan sonra işte bilgisayarcılar bir lirası dağıtmaya başlıyorlar. Ama Commodore 64'te disket yoktu ki. İşte o zaman şey kasetteydi kaset abi. O da kasete geliyordu. Kaset peki yani mesela Türkiye'ye bir tane adama geliyordu. Herkese satıyor muydu bütün dükkanları? Ha yani onun ben o detayını bilmiyorum satış detayını. Yani sonuçta bir işte trader bir gruba ait oluyor mesela. Çünkü çok büyük para vardı o aynen işte. Aynen öyle tabii. Yani. Muhtemelen satıyordu. Yani o detayını bilmiyorum ama yani traderlık kavramı böyle gelişti. Yani aslında oyunda ithal yok. Bildiğin scene gruplarının birbirlerine dağıtmış olduğu ya, oyunlar var. Dağıtım mevzusu evet, çok muazzam bir iş yani. Yani. Evet. O şey çoğaltma mevzusu da enteresan. Evet, evet. Bir de bize kızarlardı. O zaman adamlardan alırdık. Adamlar bize şöyle derlerdi. Ya biz size bunu satıyoruz. Ne olur bunları çoğaltmayın. Ulan sen ne yapıyorsun? sanki çoğaltıyorsun. Orijinal satıyorsun. Evet. Ve o zamanlar tabii yani herhalde dünyanın en kolay kopyalamanın olduğu zamanlardı. Evet. Yani iki tarafa çift kaset çalara kasetleri koy. Bir tarafa güzel. Play bir tarafa rekorda bas. Bundan güzel. Daha kolay bir şey olabilir mi o ya? O kaset kopyalamada bir de Polonya'da falan yapılan şey evet, var değil mi? Radyo üzerinden yayın yani. Falan. Çok enteresan yani. Aslında. Sen Kadıköy'lüsün galiba. Kadıköy evet. O zaman çocukluk zamanında hep böyle Kadıköy Yazıcıoğlu'ndan falan çektin. Hep Kadıköy'de geçti. Yazıcıoğlu'nda. Orada şeyde o caminin ismi nedir? Bir sahilde bir cami vardı. O caminin altında hep bu işler işanlarında falan evet, olur ya. Evet. O caminin altında bir işanı vardı. O iş anına bir girerdiniz böyle içeriye. İçeride bir sürü zaten
hınca evet. hınç dolu. Aha. Herkes ellerinde sayfalar böyle çeviriyor. Aha. Herkes kendi oyununu bulmaya çalışıyor kafasına Aha. göre. O zamanın fiyatları hatırlıyor musunuz? Yani ben çok şey yapamıyorum. Yani ucuzdu. Disket başına 15 lira falan, o zamanın 15 bin lira galiba. 15 bin lira falan hatırlıyorum yani ben. Yani ucuz da herhalde ucuz, ki yani tabii, öğrenci halimizde evet. gidip 10 tane falan alırdık. Hayır, hayır, hayır. Çocuk dolu olurdu. O yüzden yani bizim yaşlarımızda insanlar. O yüzden çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. Ama şey çok enteresan. Şimdi bak ben de aydım. Normalde aslında oyunun bir ederi var. İşte o zamanlar belki 22 pound veya 22 dolar falan oyunların fiyatları. Ama sen oyun çektirmeye gidince abi disket başına fiyat alırdı mesela. Ben unutmuyorum. Tabii. Şey 14 disketti. Neydi oyun adı unuttum. 14 çarpı işte 150 lira mesela, 150 bin lira o zamanki parayla. Aslında oyuna o kadar değil yani, baktığı zaman bir oyunun bir fiyatı var. Yani aslında oyuna disket başına fiyatlandırmak disket, tamamen çakallık. Sen götürüyorsun disketi. Sen götürüyorsun ama disket başına çektiği başına para veriyorsun. Tamam, adamın ekipmanı eskiyor meskiyor ama yani aslında oyun bir tane bir şey alıyorsun. Peki, ona bölmüşler. Şeye ne diyorsun? O disketleri böyle onlu halinde kutuyla alırsın evet, ya. Evet, Maxwell falan. O, ne kadar güzel bir hissiyattır be. 10 tane disketi alırsın. Cillop gibi. Jelatinini açarsın. Böyle evet. Onun kapakları böyle açılır. Evet. Sigara gibi. Evet. Açarsın böyle. İçinden çıkartırsın. Ben şeye fazla hemen o bir ucundaki o demiri şöyle bir sağa sola alır. Bakarsın içine. O şey manyetik yere. Niye bakarsan. Ama şey çok beğenirdim mesela. Maxwell'in disketlerinin hem rengi böyle bir garip bir kahverengi tonu vardı. Bir de o bahsettiğim metal kısım metal değildi. Bir tane farklı plastikten yaparlardı onunkini. Böyle bakın çok kalite gözüküyordu falan. Böyle. Daha havalıydı. İyi oyunlar onu çektirdi mesela. Onda kadar yani peki çok kötü bir şey söyleyeyim. Falan. 14 disketlik oyunu aldın. Aha. Eve geldin, inanılmaz bir heyecan var. Biri yükledi, iki yükledi, üçte takıldı kaldı. Patates olursun yani. Diyorsun, çektiriyorsun bir daha. Bir daha çektiriyorsun. Bitti. Zaten geri dönme olasılığı %70 falandı canım. Bir çektirirsin. Özellikle Commodore 64 zamanında. Evet. O bir gider. Evet. Ondan sonra bir gelirsin, çalışmaz, eder. Gel hocam, gel sen de gel. Gel kardeş, güzel muhabbet. Bırak elindeki matkabı. Çakıyor şu anda. Çakıyor. Peki PC'ye geçiş nasıl oldu? PC'ye geçiş... Çoğu bizim yaşadığımız gibi arkadaşının evinde oluyor önce. Arkadaşının evinde toplanıyorsun. 3 kişi, 4 kişi. Çünkü herkeste PC yok tabii ki. Tabii. Arkadaşının evinde cuma akşamları, cuma geceleri veya işte cumartesi gecesi 4 kişi bir bilgisayarın başında müthiş bir heyecanla o bütün hafta bitsin diye beklenir. Sonra işte o hafta ne oynanacaksa artık işte Yojo mu oynanacak? Artık. Ama Yojo güzel platformmuş. Evet, evet, çok güzel kişi, şeyler. İki kişi muazzam bir derdi. İşte o zaman bir sürü var tabii. Tabii baktığın vakit aslında yeşil monitörler renksiz. Renkli hale geliyor artık ondan sonra. Yani başta benim ilk monitör şeydi, renksizdi bayağı. Ya senin yani Civilization falan oynadığım şey 90'ların başındaki monitörüm renksizdi. Ya senin babanın galiba maddi durumu değilmiş Murat. Sana renksiz monitör alacak konuşayım o dönemlerde. İyi değil o başka. Yani renksiz monitör 90'larda yapma. Şimdi yok, o zamanlar patronlar biraz şey. Yani, Murat seni yemişler var. Seni yemişler orada. PC'nin ilk monitörü renksizdi abi. Sonra tamam, renkli. Bu opsiyondu yani. İstersen monokrom alıyordun, istersen ama ihtiyacın yok. 150-200 arda ateşliyordun, renklisi aldın. Baban seni genel itibariyle renksizdi. O zaman oyunlar falan çok fazla olmadığı için ne yapıyordun? Zaten biz çizim yapmak için almıştık şeyi. Cihazı, AutoCAD falan. Tabii öyle PC zaten her evde mümkün değil. Yani oyun oynamak için. Ona da renkli gerekmiyordu. Evet. Çok net hatırlıyorum Civilization'ı ben renksiz ekranda oynadım. Yani şu yüzden sonra benim monitörüm vardı renkliydi. Yani 88-87 aldım sen, Amiga renkli. Sen zengin çocuğusun. Ben zengin çocuğu falan değilim. Babam bir şey yapmış. Onu canım. Görmüş onu almışlar. Ne diyeyim yani. Gömmüş parayı. Bir tane oğlum var. Biz üç kardeşiz. Orada sen şöyle demiş, sen, sana demiş ki bir tane oğlum var gömeyim parayı. Orada şöyle bir fark var. Evde eğer baba bilgisayarla alakalı kendi işiyle alakalı bir şey yapıyorsa onun öyle abi bir sektördeyse iyi bir bilgisayar koyuyordu ama o zamanlar. Bilgisayarda ne işin olacak? Ne işin çok olacak yeniydi. Bilgisayarda? Peki sonra şey 3DFX'ler falan başladı ve sen tabii ondan sonra ver coşkuyu. Sonra olay tabii o seneler geçtikten sonra asıl olay 98 yılında. Hı. 98 yılı işte o 3D'nin ekran kartı mevzusunun çıkma olaylarından sonra zaten çok daha farklı boyutlara taşınıyor. Zaten o sene oyun dünyası açısından 98 senesi her şeyin başlangıcı yani birçok şeyin birçok serinin başlangıcı. İşte
Tomb Raider mı dersiniz, işte Rainbow Six'ler, Final Fantasy'ler, ya bir Commandos. Endüstri haline geldi tabii. Voodoo'yla beraber. Hepsinin başlangıcı 98. Tabii şey oldu yani, bütün herkes aslında farkına vardı oyun denilen eğlence türünün geleceğini. Ondan sonra herkes orada uçmaya başladı. Ondan sonra o zamanla zaten günümüz arasında da çok anlayış arasında çok fazla bir değişiklik yok bir yandan. Evet. Yani oyunlar devamlı, tamam mekanikleri gelişti. Geçen işte Tomb Raider oynadık. Hı-hı. Çok acayip kontrol etmesi falan ama yani hem mekaniği hem aynı. Evet, hem mekaniği hem grafik değişti ama bir yandan şeyler aynı kaldı. Ondan önceki şeyle işte Commodore 64, Amiga ile aralarında bunların çok büyük şeyi var. Jenerasyon farkı oradan geliyor. Jenerasyon farkı aslında o ilk büyük sıçrama PC'de şeyle. Voodoo'larla beraber. Ondan önce River Raid oynayan makine işte, yani. Evet. Baldur Dash oynadığımız gibi Baldur Dash'i keşke yapsalar şimdi. Yapsalar oynanır mı? Oynanmaz bence. Yani. Konsept artık bitmiş yani. Belki telefon yaparsa oynanır. Yani telefonla falan. Gerçi şeyde iPad'de falan çok benzer oyunlar var Baldur Dash'e. Peki şey Onur, sen o günlerde böyle anı deyince aklına böyle hani böyle insanı böyle içini ısıtan, hani ya şu anda çok böyle şeydir, bence böyle dokunur diyeceğim bir şey var mı? Aklına geliyor mu? Aslında orada ben size şey sormak istiyorum. sizin hayatınızı değiştiren çok büyük olur da sizin için oyuncu karakterinizi şekillendiren bir oyun var mı diye sorarım mesela. Çok vardı. Oradan yani. Bir yere bağlayacağım. Çok, çok vardı. Mesela yani. İlk aklıma gelen Alone in the Dark. Ondan sonra Doom. FPS sevenler için Doom mesela. FPS sevenler için Doom'la senin sonra. Senin için Doom tabii, önemlidir. Doom'la çok büyük bir değişiklik var. Mesela Alone in the Dark da çok sevdiğim bir oyundur. Prince of Persia tabii ki. Ondan sonra çok büyük böyle şeyler, Halo'da falan mı yaşadık acaba? Ya onun öncesine ben gitmek istiyorum. Mesela ya ben ilk, de ilkler, Fallout, ilk şeyden Fallout bahsediyorum. Falan yani evet. Böyle daha o toyken şey yani. oturmamışken evet. Senin o kimli şu anda mesela sen de böyle hikaye bazlı hikayesi kuvvetli olan yapımlar seviyorsun. Evet. Mesela bunun bir şeyi vardır. Ben de aynı şekilde. Bunun başlangıcı bende Silent Hill'dir mesela. Silent Hill'i ilk oynarken odamda işte arkada bilgisayar masasının arkasında bir yatak vardır bizde o zamanlar eski evimizde. Babam orada otururdu. İşte alırdı çerezini falan filan. Seni izlerdi. Ben Silent Hill oynarken o da herhalde işten gelmiş, sıkılıyor. Kafasını dağıtmak istiyor muhtemelen. Ve bizim onunla seanslarımız olurdu böyle. Sen işte, tek kişilik Twitch yapıyorsun. Hadi doğru. Hadi aç falan derdi. Oynayalım mı? Oynayalım. Evet. Ve onun üzerine onun hikayesi de şeydir, güzeldir. İşte şöyle yapsana, böyle yapsana. İşte şu ne dedi? Bu neden böyle oldu? Bir de şimdi o zamanlar internet de çok şimdiki gibi olmadığı için hikayenin çok fazla geçmişini de bilmiyorsunuz. Veya altyapısını da çok fazla bilmiyorsunuz. Genelde yorum yapıyorsunuz hep. Burası neden böyle? Evet. Neden burası neresi? Onları hep beraber yapardık, o yorumları. O çok farklı bir tat verirdi o şekilde oynamak bana. Bir de bir şey başarmanın da şeyi vardı. Orada küçüksün daha. Ben şeyi anlatmakta çok zorlandığımı hatırlarım. Mesela birisi beni seyrettiğinde oyunları, mesela babam diyelim ki. Mesela Arif gidiyor değil mi? Çit var mesela orada bir tane. Oğlum atlasana üstünden der mesela. Atlayamam ama baba dersin. Niye atlayamıyorsun? Atlasana üstünden der. Yapmamışlar diyorsun. Abi. Neyi yapmamışlar diyor. İşte şuraya gitmeyecek misin? Oraya git. Atla üstünden. Yani o böyle o dünyanın aslında bir takım kurallara dahil olduğunu. Birilerinin yaptığını ve o kadar basit bir şeyin bile aslında herifin yapmadıysa olmadığını mesela şey yapamazdım, anlatamazdım. Onu işte benim beraber deneyimliyorsun işte. Cık cık yapar gider mesela. Yani ilk başlarda o oluyor. Ondan sonra bir iki saat oynadıktan sonra nerede ne yapması gerektiğini anlıyorsun. Yani benim babam gelip seyretmedi hiçbir zaman beni de. Yani o çok şeydi, özendi. Zaman... Ama şey hatırlıyor musun? Senin baban hani işte hayattayken beraber Wii oynadığınızı, bowling ya, oynadığınızı tabii canım, hatırlıyor musun? Evet. O öyle... mesela hani o grubu mesela çekmişti adam, 70 küsur yaşındaydı babam o zamanlar. Hatırlıyorum. Beraber bowling oynuyoruz ailecek falan. O ama V'de öyle V'ye bir şey vardı. Yani, evet. Öyle bir sihir vardı. Evet, herkesi bir araya getiren bir olayı vardı. Yani. Annem mesela anladık ki bowling kariyeri yapabilirdi. Amerika'da olsa bir bowling takımına girermiş yani. Hep herkesi hacamat etti orada. Yani Türkiye'de
bowling şey olabilirmiş, yıldızı olabilirmiş. İşte o zamanlar multiplayer diye bir şey yok internet olmadığı için. Peki böyle bu tarz şeyler. Şey olsa hani böyle bir imkanın olsa bir tekrar oynamak istediğim yani oynuyorsunuz muhtemelen ama hani böyle hep böyle oynamaktan geçmeden dönüp oynamaktan sıkılmadığın hangi oyun var? Böyle bir ilk saysan. Ya işte aslında orada emülatörler falan devreye giriyor geçmiş oyunlar için ama ben emülatörü yükledim ve bir kere mi açtım, iki kere mi açtım ya bilmiyorum olmuyor, neden ama o zevki, o zevki vermiyor gidiyor. Yani ya bir de şey var sadece grafikten de değil işte mekaniklerde de çok büyük anlayış değişiklikleri oluyor. Yani sen aklında eski kötü grafiklerle kalıyor ama aslında oyunu oynadığın zaman tek ilkel olan şeyin grafikler değil oyunun içerisindeki mekanikler olduğunu da anlıyorsun. Çünkü sonra gelen oyunlar onları çok geliştirmiş. Çok ötelere taşımış. Evet. Burada ilk halini oynayınca böyle bir ben hep şey düşünürüm ya hayalimdeki gibi kalsın. Yani şey yapma hiç elleşmeyeyim. Aynen. Elleşmeyeyim. Ben zaten o tadı da vermiyor. Hatırladığım yani. Gibi kalsın o. Yani birçok bilmiyorum var çok oynayan var ama bana o tadı vermiyor. Bazıları çok seviyor. Bazıları çok şey seviyor. Sadece emülatörler üzerinden. Tabii tabii. O başka bir şey. Var. Yani şey ben mesela benim işte lise sondayken lise sona gelmek üzereyim yani lise 1-2'de XCOM çıkmıştı. Ondan sonra ben XCOM'u hiçbir zaman için bitiremedim. Çünkü üniversite sınavı bilmem ne falan. Üniversitedeyken bir koptu. XCOM bitmişti. Ben tekrar XCOM'a mesela emülatörle başladım ve emülatörle bitirdim mesela XCOM 1'i. Kaç yıl sonra? Belki 10 yıl sonra falan bitirdim yani. Ama 10 yıl çok şeydi. Şimdi bitirir misin mesela? Bitiririm samimi söyleyeyim. Tekrar bir daha oynarım yani. Çünkü XCOM benim hani. Ya o bir yetenek de... biliyor musun? O bir başka bir şey. Ben yapamam onu. Hmm. Yapabilen var. Sen de yapıyorsan. Hmm. Güzel bir şey. Ya ben, biliyorsun ben de mesela hep Amiga kovalarım. Ben mesela çok Fallout'a başlamışlığım vardır. Fallout 1'e, 2'ye. Evet. Lan şunu bir daha oynayayım, bir daha oynayayım. Gitmiyor abi yani. Bir süre sonra teknemeye başlıyor. Beklenti o kadar sevdiğim bir oyun. Evet, yani. Beklenti sonuç aslında olarak. Yani ama hani mesela burada 2'ye 1 gördüğün kadarıyla sen de başlayınca o tadı alamamışsın mesela. Ama alamadım mı? Hiç alamadım. Önüne donanımı koysak acaba işte o ne yapar insanı? Ben mesela o yüzden şunu da biliyorum. Şimdi emülatör kuruyorum mesela bazen Amiga'da özellikle. Diyorum ki ya şurada kasalı bir Amiga olsa benim için çok daha keyif alacağım yani. İşte o yüzden sahibinden falan böyle ilan kovalıyorum falan bir şey bulur muyum diye. Benim mesela öyle bir hayalim var yani evet evin bir köşesine bir tane Amiga'yı gömeyim abi. Zaman sıkılınca açar oynarım modundayım. Onda oyun bulmak daha zor değil mi? Aksine Planet Ami diye bir yer var. Böyle evet. Zebellah gibi çekiyorsun yani oyunları. Nasıl koyuyorsun Amiga'ya? Şey var işte serial porttan bağlanan bir tane şey yaptılar. Normal adaptör. Disk takar gibi takıyorsun. Şey USB takıyorsun. USB'den floppy yerine aldatıyor. O her şeyi okutuyorsun üzerinden. Öyle bir aparatlar falan çıktı yani yapıyorlar bayağı bir. Adını unuttum şey parçanın. Ondan sonra onunla falan hani diskete bile ihtiyacın kalmıyor. Ona bir tane de eski model joystick lazım. Zaten öyle satıyorlar şu an hepsini. Yani işte kırılır iki oğlum. Tane. Kırılır. Çok mesul. Yeni alacaksın. O zaman nasıl almayacaksın alacaksın? İşte. İşte Aztekler vardı o dönemlerde. Böyle baba böyle üst toplu olan peki böyle. Peki şey gibi. Var. Evet, bizim evet, şu kırmızı. Andaki mesela PlayStation falan kontrolörünü kullanabildiğin şeyler sanmıyorum, olabiliyor mu? Sanmıyorum. Belki o, belki modifikasyon gerekiyordur. Yani şey gerekiyor ya. Yani. Mutlaka joystick. Bir joystick aynen joystick. Çabuk aynen, lazım çabuk yani. Evet. O da bir çok kötü abi. Eskiden şimdi sen söyleyince düşünüyorum da oyun oynamak da ayrı bir ritüelmiş. Yani şimdi gideceksin o disketleri doldurtacaksın, geleceksin, takacaksın, yüklenmesini bekleyeceksin uzun bir süre. Şimdi abi tık diyorsun açılıyor yani baktığın zaman aslında. Bir ritüel var orada veya işte CD-ROM'un çalışmayacaktan daha sonrasını düşünüyorum. CD-ROM'un çalışmayacak, onu bir üfleyeceksin, okuyacaksın falan. He. Yani bunların hepsi bir ritüelmiş aslında. Şimdi tıkla çalıştır, direkt oyuna başla gibi yani bir durum var. Şimdi de download var işte. He. Download bekliyorsun. Tam oyunu açmak için cihazı açıyorsun. Update gelmiş. Update geldi update diyor. Update olayı var şimdi. Önce bir sistem update diyor. Update. Sistem, özellikle bu Xbox One'da biraz daha sıkıntılı. Çünkü PlayStation'da update gelse de istersen yapma update'i. Ben böyle oynayayım diyebiliyorsun. Multiplayer evet, değil sadece oyun. Multiplayer onun. Xbox'ta izin vermiyor. Mutlaka onu indireceksin. Öyle bir şey var. Şu anda da aslında öyle yani. Yine ritüeli var ama o eski ritüel tabii ki o disket kokusu, kaset ya falan. O şey, melankoli işte direkt. Koyarsın çalışmaz. Orada daha mekanik bir ritüel var. Yolu düşünürsün yine. Şimdiki gibi değil yani. Dersin ki şimdi buradan çıkacağım yine gideceğim. Oraya çıkacağım ineceğim. Yine gideceğim. Orada bir sürü sıra. Tabii canım. Yani minibüse çalışmadı diyeceksin. Falan. O peki, da biraz sıkıntılıydı. Şu an ne oynuyorsun? Nereye sahipsin makine olarak? Ben oyun olarak ne sıkı oynuyorsun? Genel itibariyle Paradox'un oyunlarını seviyorum ben. İşte Stellaris'ler.
Europa Universalistleri seviyorum. Yani strateji dönün aslında biraz daha. Strateji dönmüş oldum. Evet evet seviyorum yani. Hı-hı. Eskiden beri seviyorum. Civilization'ların ilk başından beri. Onur senin kafadan çıktı Onur. Onurlar işte, strateji sever abi. XCOM'lar tabii ki. Şimdiki de hala çok güzel XCOM'lar. İşte biraz daha şey derseniz işte o Clay firmasının oyunları güzel. Oxygen, Nothing Included. Oynamadım onu. İşte Don't Starve'lar falan. Ha Don't Starve. Evet. Aynı firma. Splinter Cell çok severim mesela. Hmm. Sen daha çok PC'de oynuyorsun galiba. PC'de, konsolda ikisinde de. Evet. Oxygen karışık. Var mı şeyde? Yok. Yok değil mi? PC'de. Yani, o tarz şeyler genelde PC'de. Peki Multi ne oynuyorsun? Bunların hepsi aslında saydığın şu an kadar single'ı çoğu. Ya ben galiba Multi pek sevmiyorum. Sevmiyorsun. Yani. Pek sevmiyorum galiba. Ya yani FIFA'dır, işte PES'tir falan arkadaşlar. MOBA'lar, LOL'lar falan. Hı. Hiçbirini sevmiyorum. Onları biz de sevmiyoruz yani bizim tercihimiz değil. Onun dışında işte Halo'dur. Tabii nacizane benim tercihim. Call of Duty'dir, işte Battlefield'dir. Bende FPS çok yok. Hı. Yani o kısım çok yok. Hı. Yani. Bu arada geçen şey oynadık biz. Sea of Thieves oynadık. Hı. 4 kişi, 3 kişi falan çok zevkli oluyor. Biraz içerik şey olursa, zenginleşirse. Xbox. Oyun evet, Xbox'ı PC'de de var. İyi gider. Dört kişi güzel oynanır yani. Zevkli, eğlenceli. Koray çok keyif aldı senin bu yorumundan. Ya tabii. Evet. Doğruya doğru şimdi yani. Zevkli oyun. Abi bir şey de gitsin artık Xbox'ta değil mi? Söylediğiniz zaman bir şey olsun abi, artık yani. 2018'i Sea of Thieves'de kapayabilir mesela. Age of Empires geliyormuş. Öyle mi? Evet. Tamam işte sizin kafa. Yeni yani. Yeni şey. Oynamam abi. Oturup ya konsolda RTS oynanmaz. Ama yani. Onda da milyon tane şey var. Age of Empires'ın yeni üzerine çalışılan da işte Windows'un en son sürümü olması gerekiyor. İşte bir sürü şeyler koymuşlar. Windows 10 olması gerekiyor. Bir sürü şey zaten koymuşlar. Zaten artık Xbox, pardon, Microsoft PC oyunları Windows 10 oyunu diyor evet, zaten. PC evet. Oyunu demiyor. Artı evet. On kendi biliyorsun evet. Store'u var. Marketinden. Tabii. Oradan almak zorundasın. Yani, sadece orada satılacakmış. Evet. Steam'de falan olmayacakmış tabii. Yani. Yani kendi çıkarttıkları oyunların hepsi Windows 10'da zaten. Daha aşağısında çalışmıyor. Valla bunu orijinde denedi EA. Sunamadı hani Steam'in karşısında. Microsoft evet. Tabii ki daha bir rahat hani maddi açıdan falan ama yani ben hani Steam'in uzaktan kalmasını çok anlamlandıramıyorum yani. Niye bence yanlış bir strateji ya. Yani çok yani herkes kendi platformunu Ubisoft'un da kendi platformunu o satıyor bildiğim kadarıyla Steam'de. Electronic Arts satmıyor mesela. Evet. Microsoft da aynı kafada işte. Oradan gider. Gider evet. Evet. Valla hem geldiğin için hem de patronluğun için teşekkür evet. Ediyoruz onu sana. Allah bereket versin. Allah bereket. Nasıl işler? Patron senin gerçek işinde işler değil mi? İyi fena değil. İyi güzel. Aman. Sana vermesin. Pek çok teşekkürler. Bu arada şey biz tabii ilk defa bir aslında izleyicimiz var. Evet. Karşımızda konuştuk. Senin konsol üstünden beklentin ne bundan sonra? Yani bir hani hem pozitif hem negatif ana bir eleştiri yapman gerekirse neyi beğeniyorsun konsol üstüne, neyi beğenmiyorsun? Sence ne yapmalıyız mesela? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ya ben aslında düşündüm biraz hani bir şey burada bir sonuç itibariyle siz devamlı görüştüğünüz YouTube videolarının altında da yorumları okuyorsunuz. Çok böyle yapıcı bir eleştiri bulamadım. Yani bir eleştiri bulamadım. Bence her şey yolunda. Sevdiğiniz işi sevdiğiniz şekilde yapıyorsunuz. Herkesin bunu yapma imkanı yok. Şimdi benim gibi gerçekten oyun camiası, oyun endüstrisini seven ve orada bir şeyler yapmak isteyen ama bunun için treni kaçırmış diyeyim. Yani şimdi benden bir YouTuber olmaz veya işte ben gidip de başka bir şekilde bu endüstride bir zaman belki veremeyebilirim. Çünkü bir şeyi düzgün yapmak için sizin gibi gerçekten bu işe zaman ve emek verilmesi lazım. Ne yapılabilir konusu çok ayrı bir konu. Yani benim gibi şimdi izleyenler arasında da vardır. Gerçekten bu işi severek bir şeyler yapmak isteyen ama ne yapacağını bilemeyen insanlar vardır. Bu ayrı bir konu ama siz bir şeyleri gerçekten düzgün yapıyorsunuz. Düzgün yaptığınız için de zaten devamlı olumlu eleştiriler alıyorsunuz. Bence
Yolun diyorsun. Ben... Bence her şey yolunda. Tamam, silah indirebilirsin. Arda vurma gel kalma tamam. Peki eyvallah. Çok vallahi teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ya ben çok mutlu oldum. Ben size çok mutlu oldum. Yani kırmızı koltuğa oturabildiğim için çok mutlu. Kırmızı koltuk. Bir kez daha o zaman patreon.com/konsolussu hatırlatalım. Her keseye, herkese göre bir planımız var. Herkese de farklı ödüller veriyoruz. Evet. Hadi gidelim o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.